Derse başlamadan önce ben biraz nasihatte bulunalım. Nasihat etmek bütün derslerimizin başında ve sonunda bizim bu sene sünnetimiz olsun inşallah. Her dersin ya başında ya da sonunda nasihat edelim. Ancak nasihate geçmeden önce nasihat genelde bilinen şeylerdir. Nasihat genelde bilinen şeylerdir. Aslında din bildiğimiz şeydir. Kur'an bildiğimiz şeydir. Kur'an'ı okuduğunuz zaman bilmediğiniz bir şeyle karşılaşıyor musunuz? Hayır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve bereket. Riyaz-ı Salih'in hadis kitabını okuduğunuz zaman bilmediğiniz bir şeyle karşılaşmazsınız. Ancak bunların hepsi bir öğüttür. Öğüt bilinen bir şeydir. Ancak öğüt kulağı ile dinleyene değil, kalbi ile dinleyene fayda verir. Kur'an-ı Kerim'deki hatırlatma ve öğütleri, sünnetteki hatırlatma ve öğütleri, İslam alimlerinin kitaplarındaki hatırlatma ve öğütleri, bizim burada derslerimizdeki hatırlatma ve öğütleri kulağınızla değil de kalbinizle dinlerseniz faydası olur. Her bir sözün kalbinize akması gerekir. Bundan dolayı bu derslerimizde derse başlamadan önce veya dersi bitirdikten sonra yaptığımız ve yapacağımız öğütleri düşünürseniz, tefekkür ederseniz, tedebbür ederseniz, yani kalbinizle dinlerseniz size fayda verecektir. Ben de söylediklerimi kalpten söyler ve kendi kalbime indirebilirsem bana da fayda verecektir. Belki bazen size değil de kendime öğüt vermek için konuşacağım, öğüt vereceğim belki de bazen. Kardeşler şunu bilin ki zor Allah'ın zor kıldığıdır. Zor. Hocam zorun tarifi nedir? Allah'ın zor kıldığıdır. Hayatımızda bazı şeyler zor oluyorsa, bir türlü olmuyorsa, normalde olması gereken bir şey vardır, bir türlü olmuyor. Allah onu size zor kılmıştır. Bazı şeyler çok zordur ama bir anda oluverir. Kolay Allah'ın kolay kıldığıdır. Unutmayın. Tekrar ediyorum. Bazı şeyler yapılması neredeyse güçtür ama elinizi uzattırsınız bir anda oluverir. Mesela bazen kiralık ev arıyoruz. Bir ay arıyoruz, iki ay arıyoruz, üç ay arıyoruz, dört ay arıyoruz. İstediğimiz gibi bir ev bulamıyoruz. Bunu bu hale getiren Allah Subhanahu ve Teala'dır. Bazen bu ikisi de başımıza geldiği için örnek veriyorum. Kiralık ev aramak için internete girdik. Karşımıza ilk ilan çıktı. Adam aradık, gittik, tuttuk, geldik. Kiralık ev aramaya başlamamızla tutmamız arasında bir yarım saat oynadı. Bu da Allah yaptı. Bunu da Allah yaptı. Aylarca kiralık ev arayıp bulamamamız Allah'ın dilemesi, Allah'ın takdiri. Eğer buna zor diyeceksek, bunu zorlaştıran Allah Subhanahu ve Teala'dır. Diğerine kolay diyeceksek, onu kolaylaştıran Allah Subhanahu ve Teala'dır. O halde işlerinizde herkesin kendi işi var. Kiminiz ticaretle uğraşıyor, kiminizin hastası var, kimisi evladına hasret, kimisinin ailevi problemleri var, kimisinin kendisiyle ilgili problemleri var. Kimisi Allah'a hakkıyla ibadet edemiyor. Bu da ayrı bir problem değil mi? Bütün bunlarda bu işleri zorlaştıran da Allah Subhanahu ve Teala'dır, kolaylaştıran da Allah Subhanahu ve Teala'dır. Allah böyle dilemiştir. Bu böyle olmuştur. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Allah diler, siz dileyemezsiniz. Allah'ın dilemesinin dışında bizim dileyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللّٰهِ Başarımız sadece Allah iledir. Buradaki ba istiane bildirir. İstiane. Yani Allah'ın yardımıyla demektir. Başarı Allah'ın yardımıyladır. Bir ticaretle uğraşırsınız, çok güzel paralar kazanırsınız. Bu Allah'ın yardımıyladır. Bir hastalığınız vardır. Bir doktora görünürsünüz, size iki tane ilaç yazar, hemen iyileşirsiniz. Bu Allah'ın yardımıyladır. Bir borcunuz vardır, hemen ödenir, hemen çok kolay olur.
Bu Allah'ın yardımıyladır. وَمَا تَوْفِقِي اِلَّا بِاللّٰهِ Yardım ancak Allah'ın katındadır. وَمَنْ نَصْرِ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ Yardım sadece Allah'ın katındadır. Allah subhanehu ve teala bu ayette وَمَنْ نَصْرُ Yardımı kalplerden tamamen silmiştir. Ayet önce nefi ile başlıyor. Ey Müslüman, وَمَنْ نَصْرِ Senin yardım bulabileceğin hiçbir şey yoktur. Savaşta mısın? Galip gelebileceğin hiçbir şey yoktur. İnsan gücü senin galip gelmeni sağlamayacaktır. Teçhizat gücü senin galip gelmeni sağlamayacaktır. Güçlü ordulara sahip olman senin galip gelmeni sağlamayacaktır. İlla ancak min indillahil azizil hakim. Yardım Allah'ın katından geldiği zaman sen başarılı olacaksın. Ticaretinde başarılı olmak istiyorsan Allah'tan başka bir yardımcın yoktur. Ailenle ilişkinde başarılı olmak istiyorsan Allah'tan başka hiçbir yardımcın yoktur. Yapabileceğin hiçbir şey yok yani. O halde Allah'la ilişkini güçlendirmek, Allah'la ilişkini kuvvetlendirmek, Allah'la beraberliğini güçlü tutmak zorundasın. Vallahi hayatımızın tamamı Allah ile beraber en kolay olandır. Hayatımızın tamamı Allah'tan uzak en zor olandır. Birçok duada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmiş birçok duada bana seni zikretmem için yardım et diyor. Sana şükretmem için yardım et diyor. Sana ibadet etmem için yardım et. İbadetin de Allah'la beraber, zikrin de Allah'la beraber, şükrün de Allah'la beraber. Allah yardım etmezse sen hiçbir şeysin. Hızlı koştuk, bir an önce başardık. Ey İslam davetçileri, Allah size yardım etmezse davetinizden herhangi bir bereket elde etmeniz mümkün değildir. Ey ilim talebeleri, Allah size yardım etmezse ilminizden bereket elde etmeniz mümkün değildir. Ey Allah'ın dini adına teknolojiyle uğraşıp, teknolojik yollarla, internet yoluyla insanlara davet götürmeye çalışan kardeşler, Allah size yardım etmezse çalışmanızın hiçbir bereket olmayacaktır. Siz bir tane çocuğun vasıtasıyla, önümüzdeki günlerde hutbede anlatacağım, Ashab-ı Uhdud kıssasında bir tane çocuğun vasıtasıyla binler, belki on binler, belki yüz binler hidayet bulmuştur. Bir kişi. Biliyorsunuz değil mi o kıssayı? Ok atıyor. Sen diyor beni öldürebilmek için diyor bir şey yapacaksın. Ne yapacaksın? Bu çocuğu Rabbinin ismiyle diyeceksin diyor. O çocuk alim değildi. Onun vesilesiyle binler Müslüman oldu. O çocuk elinde teknolojik imkanlar yoktu. Video yapma programını bilmiyordu. Yazılımcı değildi, şu değildi, bu değildi. Ama onun vesilesiyle binler, belki on binler, belki yüz binler Müslüman oldu. Çünkü Allah ona yardım etti. Allah ona yardım etti. Allah bize yardım ederse biz başarılı olacağız. Allah bizi yardımsız bırakırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ne kadar gayret edersek edelim, sabahtan akşama kadar planlar ve programlar kuralım, fikir olarak oturup sabahtan akşama kadar düşünelim. Şunu şöyle yapsak daha mı olur, bunu böyle yapsak daha mı olur? Videoları şu saatte atarsak çok izlenir, şu saatte atarsak az izlenir. Şu kitabı basarsak herkes okur, faydalanır. Şu ders herkese faydalı gelir. Şu taifiye şöyle bir reddiye verdiğim zaman hiçbir şey söyleyemezler. Vallahi ve vallahi sümme vallahi bunların hepsi boştur. Bunların hepsi boştur. Allah dilerse senin sözünü tesirli kılacaktır. Başarı adına yapmış olduğunuz planların hiçbir önemi yoktur. Kazanmak adına yapmış olduğunuz planların hiçbir önemi yoktur. Zafer adına, başarı adına, kazanç adına, ilerleme adına, kazanma adına yaptığınız planların, programların, fikir çatışmalarının, fikir savaşlarının hiçbirinin önemi yoktur. Ta ki Allah'ın yardım etmesi müstesnadır.
Allah'ın yardımı ise وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sadece ona ibadet etmekle mümkündür. Allah'a ibadet dediğimiz zaman ilk akla gelen ise namazdır arkadaşlar. Biraz da namazdan bahsedeyim inşallah size. Ondan sonra bitirelim bu faslı. Namaz, Allah subhanehu ve teala insanoğlunu ilk yarattığında emrettiği şeydir. وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ İşte o namazdır. Allah'ın ilk emrettiği bir şey budur. Bütün rasuller namazla memur olmuşlardır. Beş vakit namaz her birimize ayrı ayrı farzdır. Namaza karşı sorumluluklarımız bir, farz namazlarını mutlaka ama mutlaka kılmaktır. En aşağıdan başlıyorum. En olmazsa olmazdan başlıyorum. Hepimiz beş vakit farz namazını kılmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beynel mer'i ve beyne şirki vel kufri terkus salâ men terekâhe fakat kefer diyor. Kişiyle şirk ve küfür arasında ne vardır? Beyni. Anladın mı sen? Namazın terki vardır. Kim onu terk ederse kafir olur diyor. Namaza karşı ikinci sorumluluğumuz onu vaktinde kılmaktır. Bazı alimlere göre فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ السَّلَاةَ Daha sonra öyle bir nesil geldi ki o nesil şunları yaptı فَسَفَ يَلْغَوْنَ غَيَّ O gay kuyusuna cehennemin günde kendisinden 70 bin defa sığındığı kuyuya girecektir o kuyuya. Kimler? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ السَّلَاةَ Namazı zayi ettiler. Bazı alimlere göre namazı kılmadılar değil. Ne yapmadılar? Vaktinde kılmadılar. Evet. Açın tefsirlere. Bazı alimlere göre ayetin sonunda onlar gay kuyusuna düşecekler diyor. Cehennemin en derin tabakasına düşecekler diyor. Kim bunlar? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Şehvetlerine uydular. Namazı zayi ettiler. Zaten namazı terk etseler kafir olurlar. Vaktinde namazı kılmadılar. Evet. Namaza karşı ikinci görevimiz namazı vaktinde kılmaktır. Tehiri caiz olan tek bir namaz vardır. O da yatsı namazdır. O da belli vakte kadardır. Onun haricinde her namazın en faziletli anı ilk giriş anıdır. Sabah namazında bir ihtilaf var. Çok da önemli değil. Bunun haricinde her namazın en faziletli anı bir zaruret olması müstesna ilk girdiği vakittir. Namaza karşı ikinci görevimiz namazı vaktinde kılmaktır. Namaza karşı üçüncü görevimiz tadil erkandır. Kurabâ yayınlarından çıkan İbn-i Teymiye ile İmam Birgivi'nin Ta'dil-i Erken diye bir kitabı var. Hatta İbn-i Kayyim'den de nakiller var zannedersem orada. O kitabı okuduğunuz zaman diyeceksiniz ki ben bugüne kadar hiç namaz kılmamışım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte oturur. Bir adam gelir namaz kılar. Döner Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git namaz kıl der. Namazını tekrar et der. Ta'dil-i Erken olmadığı için. Orada öyle rivayetler vardır ki o kitabı okuduğunuzda ben size kefilim. Bu söze kefilim. Ben bugüne kadar namaz kılmamışım diyeceksiniz. Açın okuyun orada. Namaza karşı üçüncü görevimiz farz namazlara kastediyorum yalnız. Sünnet namazlara daha geçmedik. Farz namazlara karşı üçüncü görevimiz tadil erkendir. Farz namazlara karşı dördüncü görevimiz ise namaza gönülden bağlanmaktır. Namaz kılarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim nefsinden bir şey geçirmezse diyor. Her bir ayeti okurken o ayeti düşünmek, o ayeti tefekkür etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş okurdu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Duruyor. Errahmanirrahim. Duruyor. Sonra devam ediyor böyle. Hatta birçok ayette soru sorduğu zaman ayet cevap verirdi.
Helak ayeti olduğu zaman Allah'a hamd ederdi. Veya Allah'a sığınırdı. Ayetleri okurken ayetlere cevap verirdi. O halde namaza karşı, farz olan namaza karşı dördüncü görevimiz, bütün benliğimizle o namazda kılmak. Yani namazı samimiyetle içten kılmak, namaza kendimizi vermek, namaza boyun eğmek. Bir ismi vardı onun ama hatırıma gelmedi. Dördüncü görevimiz de budur. Eğer zorun bize kolay olmasını istiyorsanız, başlayacağınız yer birinci adım bu dörtüdür. Hayatında zorluklar mı var? Yanlışlar mı var? Eksikler mi var? Düzeltemediklerin mi var? Hataların mı var? Günahların mı var? Ticaretin kötü mü gidiyor? İlimle uğraşıyorsun bir türlü başaramıyor musun? Davetle uğraşıyorsun bir türlü başarısız mı oluyorsun? Ailen bir türlü düzelmiyor mu? Hayatında zor olan bir şeyi kolaylaştırmak istiyorsan birinci adım bu dördüyle başlayacaksın. Dördünden biriyle değil, bu dördüyle. Namazı kılacaksın. Namazı vaktinde kılacaksın. Tadili erken ile kılacaksın. Ve bütün benliğinle namaz kılacaksın. Birinci adım budur. Ve bu farz namazdır. Ya o kapıyı sökün. Tamam mı? Ya da saat 8:25 geçe o kapıları kilitleyin. Kalan dışarıda kalsın. Gir çık, gir çık, gir çık. Ne anlatacağımı aklımda kaldı, ne şeyi kaldı. Bu derslere devam edin. Bakın bu din öyle bir din ki sadece bir köpeğe su verdi diye kötü bir kişinin affedildiği ve cennete girdiği bir dindir bu. Bir gün ihlasla evinden çıkarsın. Allah'ın dinini öğrenmek için ihlasla yola düşersin. Zor şartlarda buraya gelirsin. Allah subhanehu ve teala o gün orada bulunan herkesi ben bağışladım der. Sadece o gün burada olmandan dolayı bağışlanır. Ebedi cennete gidebilirsin. Bu din böyle bir din değil mi? Böyle bir din değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bu dini böyle öğretmedi mi? Hocam sen anlatacağın konuyu biliyorum. Ben bildiğim konuyu 50 kere dinlediğimi hatırlıyorum. 50 kere dinlediğimi hatırlıyorum. Ben kendi dersimi 10 kere dinlediğimi hatırlıyorum. Canım sıkkın, moralim bozuk, canım hiçbir şey istemiyor. Kendi dersimi açıp dinliyorum. İlim başlı başına bir ibadettir. Bizim konu yarım kaldı. Buradan devam edelim, fark etmez. İlim nedir? Başlı başına bir ibadettir. Perşembe günü oruç tuttuğun zaman bir şey öğreniyor musun? Hayır. Gece kalkıp namaz kıldığın zaman bir şey öğreniyor musun? Hayır. Ama bu ibadet mi? İlim talebi de başlı başına ibadettir. Gece namazından faziletlidir. Perşembe orucundan faziletlidir. Sadaka vermekten faziletlidir. İnfak etmekten faziletlidir. Cihat Allah yolunda cihat mesabesindedir. Farz-ı kifaya olan cihatta ha mücahitler Allah yolunda adım atmışlar, ha sen evden çıkmış buraya gelmişsin. Hiç farkı yoktur. Abartıyor mu hocam? Hiç abartmıyorum. Muhammed Mustafa böyle haber verdi. Şu an burada ilim tahsil edenlere, şu an denizdeki balıklar istiğfar ediyor. Allah'ım onların günahlarını affet diyor. Şu an size balıklar istiğfar ediyor. Gelmeyenlere istiğfar etmiyor. Yeryüzünde, gökyüzünde ve hatta denizdeki balıklar bile ilim talebesine istiğfar ediyor. Resulullah şunu demedi ki ilim talebesiyle kastedilen medresede oturup da avamil, acrumiye, katrumiye de okuyan demedi ki o kapıyı örtelim, o kapıyı örtelim çocuğum. Ört kapıyı. Şuraya oturalım, tam şuraya bak. Gel. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilim talebesini kastederken Ahmet bin Hanbel'i kastetmedik. Sadece Ahmet bin Hanbel ve onun gibilerini kastettiyse ondan sonrakiler bu ecirden faydalanamadı. Yok sadece İbn-i Teymiye ve onun üstündekileri kastettiyse İbn-i Teymiye ve altındakiler faydalanamadı. Sadece beni kastettiyse siz de faydalanamadınız. Böyle bir şey yok. İlim talebeden herkes bu hadislerin kapsamındadır. Ne güzel bir şey değil mi? Sen şu an oturuyorsun, denizdeki balıklar Allah'ın bu kardeşin günahlarını affet diye istiğfarda bulunuyor. Daha güzel bir şey var mı bunda? Keşke her gün ders yapsak, her sabah ders yapsak, her akşam ders yapsak keşke. Balıkları hiç durdurmasak keşke.
Durmaksızın bizim hakkımızda Allah'ım bunları affetlese keşke. Melekler razı oldukları için kanatlarını eğerler, ilim talebesinin önünde dururlar diyor. Şu an Hacı amcanın karşısında duruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bunu. Ben söylesem doğru da olabilir, yalan da olabilir. Bunu es-sadıkul mesduk, en doğru sözü söyleyen ve söylediği söz doğrulanan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. İlim talep etmek için sen niçin geldin buraya? İlim öğrenmek için, bir şey öğrenmek için değil mi? Bitti. Bir kelime talep etmek için geldi. Öğrenmek için geldi. Melekler önünde eğiliyor şimdi. E bu kadar ecir var yani. Bu ecri kaçırmayalım inşallah, tamam mı? Her hafta düzenli gelelim. Derslere çalışalım. Dinleyelim. Vallahi bir kelime yeter yani. Bir kelime bazen yeter. Bazen bir kelime bizim cennete gitmemize yeter. Bakın arkadaşlar, İbn-i Teymiye diyor ki günahlardan yüz çevirmemiz artık mümkün değil. O halde ne yapacağız? İyilikleri artıracağız. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي اَيْشَةِ الرَّاضِيَ. Kimin tartı ağır geldi, 51 geldi, o kurtuldu. Vallahi kıyamet gününde, İlk öldüğümüzde, kıyametten önce ilk öldüğümüzde Rabbir ci'uni le'alli a'melu salihan fima terektu. Terk ettiğim salih amelleri keşke işleseydim. Bak bugün bir salih amel işliyorsunuz. Rabbim güç kuvvet verse de bize her sabah bu salih amelden işlesek. Evet. Bu ara Taksim'den sonra asıl meselemize dönelim. Dedik ki zor Allah'ın zor kıldığı, kolay Allah'ın kolay kıldığı, başarı Allah'la beraberdir. Hayatımızı kolaylaştırmak istiyorsak Allah'a müracaat edeceğiz. Zorumuzu kolay kılmak istiyorsak Allah'a müracaat edeceğiz. Galibiyet istiyorsak Allah'a müracaat edeceğiz. Peki bunun için birinci adım namaz. Farz namaz. Birinci adım nedir? Farz namaz. Yaslanmayalım. Öne gel biraz. Yaslanma inşallah. Tamam mı? Birincisi nedir? Farz namazdır. Farz namazla ilgili 4 tane madde saydık. Namazları kılacağız, vaktinde kılacağız, tadili erkene uyarak kılacağız ve bütün benliğimizi namaza vereceğiz. Bu farz namazlarla ilgili. Bundan sonra artık ikinci adım, olmazsa olmaz ikinci adım, Allah'a yaklaşma adımı geliyor. O da neyle olacak? Neyle olacak? Nafilelerle. Öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafilelerle yaklaşır diyor. Nafile namazlardan bir, sünnet namazlar. Hiç kaçırılmayacak, hiç bırakılmayacak. 10 rekat sünnet namaz, ne hazarda ne de seferde. Hastada ve sağlıkta, hiç bırakılmayacak. Sabah namazı 2 rekat. Öğlen farzdan önce 2, farzdan sonra 2, oldu 6. Akşam 2, oldu 8. Yatsıdan sonra, 4 rekattan sonra 2, oldu 10. Bunlar hiç kaçırılmayacak. Kardeşler, bunlar müekked sünnettir. Bunların devamlı terki kişiyi fasık yapar. Bunların devamlı terki kişiyi ne yapar? Fasık yapar. Günahkar yapar yani, günahkar yapar. Yani zorun kolaylaşmaz. Zorun kolaylaşması için Allah'ın dostu olacaksın. Allah'ın dostluğu nafile namazlarladır. Nafileler artırdıkça dostluk artacaktır. Nafileleri azaltırsan dostluk azalacaktır. Nafileler artırdığında Allah subhanehu ve teala senin yürüyen ayağın olacaktır. İşte o yüzden kolaylaşacak. Hadiste öyle geçiyor değil mi? Hadisin birçok rivayeti vardır. Allah senin gören gözün Allah'la olacaktır. Allah'ın bakışına baktığın zaman zor kolaylaşmaz mı? Elbette kolaylaşır. Tuttuğun el Allah'ın eliyle olacaktır. Allah'ın eliyle tuttuğun zaman zor kolaylaşmaz mı? Elbette kolaylaşacaktır. O halde ikincisi 10 rekat sünnet namazları hiç kaçırılmayacak. 10 rekat sünnet namazlarına da aynısı. Daima kılacaksın. Huşu içinde kılacaksın. Yani benliğini vereceksin ve tadil erken uyacaksın. Arkadaşlar, gayrı müekked sünnet demek, maalesef siz bilmiyorsunuz. Burada kimse bilmiyor gayrı müekkedin tanımını. Türkiye'deki Müslümanların hiçbiri bilmiyor. Gittiğim yerde hiçbir Müslüman gayrı müekkedin tanımını bilmiyor. Gayrı müekked sünnet ne demek biliyor musunuz?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her zaman devam etmediği sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayrimüekkel sünnette de kalıyordu. Ama bu 10 rekat gibi her zaman devam ettiği değildi. Bizde gayrimüekket nedir? Ha? Gayrimüekket sünnetin bizde tarifi nedir bizim Müslüman arasında? Hiç kılınmayan. Hiç yok. İkindinin namazından önce gayrimüekket sünnet vardır. Öğlen namazının 2 rekat müekket sünnetinden önce gayrimüekket sünnet vardır. Öğlen namazının 2 rekat sünnetinden sonra gayrimüekket sünnet vardır. Bunlar gayrimüekkettir. Bizdeki tarifi gayrimüekked sünnetin tarifi nedir? Yok. Yok. Allah muhafaza. Tabii ikinci işte geçerli. Yatsıdan önce yok. Yatsıdan sonraki 2 müekkettir. Kesin kılınacak. Yatsıdan önce yoktur. Gayrimüekked de yok, müekked de yok. Bazen kılabiliriz, bazen değil. Her zaman kılmakla mükellef değilsin. Genelde kalacaksın. Çoğu zaman kalacaksın. Yani sünnettir sünnet. Ama müekket değildir. Her zaman kılınan sünnet değildir. Ama sünnettir. Sünnet nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daima yaptığı şeydir. İbadetlerde sünnetin tarifi budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tekerrürleridir sünnet. İbadetlerdeki sünnetin tarifi budur. Hal ve davranışlarda sünnetin tarifi başkadır. Konuşmada sünnetin tarifi başkadır. İnsan arası muamelede sünnetin tarifi başkadır. İbadetlerde sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adetleridir. Sünnetin tarifi budur. Müekket vardır, bu adeti hiç terk etmemiştir. Gayr-ı müekket vardır, hiç terk etmemiş değil. Bazen terk etmiştir. Bizde hiç yapmamış, olmaz. Evet. Namazla ilgili gayrimüekked sünnetlere dikkat edeceksiniz. Bununla birlikte kuşluk namazı, duha namazı, evvabin namazı, abdest. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal Habeşi'ye soruyor. Ben senin yüzünde diyor, bir parlaklık görüyorum diyor. Yüzünde bir parlaklık görüyorum. Neden dolayı? Abdest aldıktan sonra 2 rekat namaz kılıyor. Abdest aldıktan sonra 2 rekat namaz kılıyor. Şafilere göre bu da müekked sünnetlerdendir. Revatip değildir ama. Sünnet namazlar, müekked sünnet namazlar ikiye ayrılır. Bir revatip, bir gayru revatip. Revatip 5 vakit namaza bağlıdır. Öğlen namazının sünneti diyoruz değil mi? Neye bağlı? Öğlen namazına. Öğlen namazı yoksa o sünneti kılamaz. Yatsı namazının sünneti diyoruz. Neye bağlı? Yatsı namazına bağlı. Yatsı namazı olmadan o sünneti kılamazsın. Buna revatip sünnetler denir. Bir de gayru revatip sünnetler vardır. Herhangi bir namaza bağlı değildir. Farz namaza bağlı değildir. Abdest namazı. Farz namaza bağlı mı? Akşama kadar 10 kere abdest al, 10 kere kıl. Oldu mu? Tahiyyatül mescid namazı. Sabah çık, akşama kadar 10 tane mescid gez. Tahiyyatül mescid namazı. Mesela Şafiler kerahat vaktinde bile abdest namazını kılarlar. Kerahat vaktinde bile. Ben Suriye'de cezaevindeyken namaz vakti girecek, kerahat vakti, abdest alır gelir kılarlardı Şafiler. Evet, bunları kılacağız. Tabii bütün bunların içerisinde en değerli, en kıymetli olan ise gece namazıdır. Tabii gece namazıdır. Ne yaparsanız yapın. Ya sabah namazından, yani yazın zor oluyor, yoruluyorsunuz, kapitalist bir dünyada yaşıyoruz, gece kalkamıyorsunuz olabilir. Sabah namazından 15-20 dakika önce kalkıp mutlaka 2 rekat kılın, hiç kılamıyorsanız. Yoruluyorsun, akşama kadar yoruluyorsun, gece kalkamıyorsun, bir şey olmuyor, yapamıyorsun. Hiç kılamıyorsan ya yatmadan önce gece namazı niyetiyle 2 rekat kıl. Ya da sabah namazına 5-10 dakika önce kalk, gece namazı niyetiyle 2 rekat namaz kıl. Selef alimleri diyor, biz amelimizle ulaşamadığımız ecre niyetimizle ulaşırız. Bir hoca çok büyük hastaydı. Ona sordum, hocam siz şeker oruç tutuyor musunuz dedim. Şeker hastası. Normalde hafif aç kalsın, el ayağı titreyim bu hoca. Evet tutuyorum dedi. Gece kalkıyorum, niyet ediyorum. Tutabildiğim kadar tutuyorum dedi. Hastalanınca açıyorum dedi.
Niyetiyle ulaştı değil mi? Elhamdülillah. Niyetiyle ulaştı. Sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz, dinlenmeniz lazım. Bir şey diyemiyorum. Yaşadığımız tarih, coğrafya, herkes benim gibi değil yani. İstediğim zaman uyuyabiliyorum. Allah'a hamdolsun. Ben istediğim zaman da uyanıyorum, istediğim zaman kalkıyorum. Beni böyle bağlayan bir şey yok. İnşallah bunları yaparsanız hayatınızdaki bütün zorlar kolaylaşacak. Hayatınızdaki bütün zorlar kolaylaşacak. Bazen bazı zorlar kolaylaşmayacak. O da sizin hayrınız olacak. O da sizin ne olacak? Hayrınız olacak. Allah subhanehu ve teala sizi sevdiği için o işte size göre başarıyı size vermeyecek. Sizi o işte başarıyı vermeyerek sizi koruyacak. Çok büyük ticaretin olmasını istiyorsun, uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Allah subhanehu ve teala buna engel olacak. Çünkü belki o ticaret seni yoldan çıkartacak. Belki o evlat seni yoldan çıkacak. Belki o erkek seni yoldan çıkartacak. Belki o kadın seni yoldan çıkartacak. Belki o çocuk seni yoldan çıkartacak. Belki o ticaret seni yoldan çıkartacak. Belki o ilim seni yoldan çıkartacak. Bilemezsin. Velhasıl kelam. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah subhanehu ve teala. Yaratılış gayemiz ibadet. İbadetin zirvesi ise namazdır. Çünkü namazda secde vardır, rükû vardır, kıyam vardır, tekbir vardır, tesbih vardır. Öyle değil mi? Hepsi var. Namazda olmayan hiçbir şey yok. Her şey var namazda. Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerle ilgili emredilen ne varsa namazda var. وَرْكَعُوا مَا الرَّاكِعِينَ diyor namazda var. وَسْجُدُوا لِلّٰهِ diyor namazda var. Öyle değil mi? مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرَانِ Okuyun başı neydi onun? فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرَانِ Kıraat bak var değil mi? قِيَامَ وَعُودَ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Kıyam var, kıraat var, hepsi var. Allah'ın ferdi planda emrettiği ibadetlerin tamamı salatın içinde var. Huşu var. Hepsi var. Bunu yaparsak kurtulacağız inşallah. Evet, bu kadar yeter olsun.